Arkadaşlar, her şey doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün lahana sarması yapacağım. Şimdi de size bunun malzemelerini sayıyorum. Kıymam var, pirincim var, buzluktan çıkarmış olduğum maydanozum, doğranmış şekilde buzluğa koyuyorum ve olabildiğince ince doğramaya çalıştı Zehra. Zehra'mın doğradığı soğan var. Bunun adı neydi? Heyecandan unuttum ismini arkadaşlar. Neyse, aklıma gelince söylerim. Ve burada baharatlarımız var. Tuzumuz, sumağımız, bu sarımsak, kırmızı acı biber, toz biber ve kırmızı biber, sarımsaklı çeşni, kimyon. Hepsini birlikte ilave ediyorum. Ve mısır yağımız. Şimdi hepsini yoğurmaya başlıyorum. Kübra'cığım, diğer eline salçayı ilave edebilir misin? Kaç kişi? Koysam ben sana dur derim. Biraz daha yağ ilavesi yaptım arkadaşlar. Mirayim, yağı rahat bırak kızım. Anne, boğmuyor mu? Ay, çarpayım, pardon. Yok, uyuyor. Uyuyor, evet. Arkadaşlar, evde iki tane kedimiz var. Anne. Efendim anne. Ben çarpını getirebilir miyim? Nereye? Şimdi. Götürebilirsin anneciğim. Babam yok zaten. Arkadaşlar, pakette unuttuğum şey de şeydi. Domates sosuydu. Aklınızda bulunsun. İçini fazlaca dolu dolu koyacağım. Çünkü soğanı bayağı bol. Yeşilliği de bayağı bol. O şekilde seviyoruz. Bu şekilde de sarıyoruz. Kıymalı, sarımsaklı yoğurtla gerçekten şahane bir lezzet. Ve lahananın çok yüksek antioksidan değer olduğu için bağışıklık sisteminize de çok faydalı. Lahanalarımız küçücüktü. Yaprakları hep böyle tek sarımlık. Bu sert yerini almıyorum. İçine kıvırdığımız zaman çok güzel yumuşacık pişiyor. Orasını alınca hepsi parçalanır çünkü. O yüzden bu şekilde bütün bir halde tek yaprak halinde sarıyorum. Bu da minicikmiş. Tabii bu çok kapanmadı, o yüzden bunu yiyeceğim.
Şimdi üzerine sıvı yağ gezeceğim. Üzerine salçalı su dökmüştüm. Ocağa koymuştum. Şimdi ağzını kapatıp altında kapatacağım ve bir bezin içine sarıp tenceremizi biraz demlendireceğim.